Ve şu anda ben gerçekten şoktayım. Kanarya. Şöyle yere dökülmesin de. Dur. Tamam. Gerçekten ben derdine. Ben çok sıkıntılıyım. Onun için hatta yıllar öncesinde robot bile almıştım. Bu biliyorsunuz Rainbow'un robotları var. Onun bir muadilini almıştım ama hala yok edememiştim. Şimdi ikisiyle birlikte bakalım ne olacak. Ben de merakla bekliyorum. Sonuçları da size söyleyeceğim. Ama kim ne derse... Gerçekten bir başla. Şu an çekimdesin değil mi? Harika. Evet. Ebru sen bir başla ne olursun. Ya, hepinize merhabalar diliyoruz. Evet alalım almayalım, alalım almayalım. Bir saattir bayin içinde cebelleşiyoruz. Çünkü paramız yok. Gelme sebebimiz nedir? Bir kurutma makinesi almak istiyoruz. Beyaz eşyacı olarak ben herkese soruyorum. Memnun musunuz? Memnun musunuz? Alma sebeplerinden bir tanesi de toz olayından artık bıktım. Çamaşırları silkeleyip atmak, tekrar silkeleyip alıp katlamak ama hala evde, evin içerisindeki tozdan çok muzdaribim. Ve araştırmalarım sonucunda kurutma makinesinin tozu %50 de olsa azalttığını duydum, yorumlardan okudum. Ve tercih olarak da her zamanki gibi bizim Beko tercihimiz. Beko, ya bir Beko mağazasında olduğumuzu çeker misiniz Handan Hanım? Size zahmet olacak. Şu an kameramanımız Handan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli takipçiler, Allah nasip ederse de bu modele karar verdik. Bu modelimize karar verdik. Şöyle bir telefonumuzla makinamızın içine girme imkanınız olabilir mi Handan Hanım? Bir profesyonel bir çekim yapma imkanınız olabilir mi? Gördüğünüz gibi 9 kiloluk Diyarbakır 91 HPS kurutma makinesini tercih ettik. Ve gördüğünüz gibi değerli takipçiler bunlar, bakın şurayı gördünüz mü? Bu kurutma makinelerinin içinde buzdolabı motorları var. Yani nasıl bir sistem var? Bunları yarın bir gün eğer makinem arızalanırsa, inşallah arızalanmaz da, gerçi arızalansa da arkamızda kim var? Beko var. Beko var, Koç grubu var. Buradan gerçekten bazen tüketiciler şey diyor ya, siz Koç grubundan, Beko grubundan reklam teklifi alıyorsunuz. Şuraya hemen bir zınk bir yapar mısın bir? Reklamlar. Ya Beko'dan reklam alsa genelde fiyatı konusunda bu kadar düşünmezsin ki. Tut yenge. Harikasın. Şimdi Ebru Hanım, bunu açık yüreklilikle söyleyelim. Şimdi Ebru eşim olduğu için 22 senelik evlilik hayatımızda. Ben zaten 30 senelik hayatımda 1990'da Arçelik Beko'da gözüm açtım. Ondan dolayı bir çocukluktan olsun, müşteri ilişkileri olsun, ustalarımın beni yetiştirme tarzı olsun, hep Arçelik'te yetiştiğim için ve evlenirken, askere giderken kaçtığımızı anlatayım mı? Vay canım, Beko kurutma makinesini anlatıyoruz şimdi. Çok tatlı. Evlenirken, ben askere giderken eşim de Arçelik yetkili serviste işe başladı. Bundan tam 22 yıl önce. Yani eşim de koyu bir Arçelik, Beko, Koç grupçu. Ben de 20, yani ben de 30 seneden beri Arçelik Koç grupçum. Ha diyeceksiniz ki A, B, C, D beni ilgilendirmiyor. Benim şu an muhatap olduğum, memnun olduğum, herkes hani evinde eşine, çoluğuna, çocuğuna aşıktır. Ben de beyaz eşyada baktığım zaman olur mu canım, ben Beko aldım, şunu aldım, bunu aldım, 5 para etmez, orası beni ilgilendirmez. Her malın kendine göre iyisi vardır, kötüsü vardır. Biz karı koca yıllardan beri tüketicilerimize çamaşır makineniz bozulduğu zaman İşte hangi markayı alacağım? Eğer evlenecek çiftleri özellikle Arçelik, Beko alır almaz ekstra direktmen ne yaptırsınlar? Ek garanti. Ek garantiyi mutlaka yaptırın. Ek garantinin çok büyük faydaları var. Bazı firmaları görüyoruz, firma ismi vermeye gerekiyor. Hayırdır arkadaş, senin yere şikayet et, bakmıyoruz. Bu şekilde cümleler de tüketicilerden duyduğumuz için, onun için Arçelik malı, yerli malı, yurdun malı diyoruz. Şimdi bakın.
Fiyatımızı, bu şimdiki fiyattır, daha sonra çıkar yükselir ayrı bir konudur. Bakın gördünüz mü? 9 kilogram kapasitesi. A artı artı enerji sınıfı. Gri renk gördünüz değerli takipçiler. Koku seçenekleri, tazeleme programı, akıllı nem sensörü, pratik filtre, bebek programı. Fatih Bank, yorgan, tuş, kuş tüyü, çocuk kilidi falan. Ya biz iki model arasında kaldık aslında. Evet, iki model arasında bu kaldık. Bu daha eski bir model. Acaba bunun kapasitesi biraz daha büyük olduğu için bunu tercih ettik. Bu rezistanslı, ısıtıcılı olan bir program. Gördüğünüz gibi Diyarbakır 72KT. Ama biz dedik ki ısı pompalı olsun, daha güzel kurutma imkanı var. İnşallah eve aldığımız zaman da götürdüğümüz zaman montaj esnasında ilk çamaşırımızı yıkayıp çamaşırı kurutacağız. Ama şimdi dediğim gibi sabahtan akşama kadar ortalığı temizliyor, sürüyor, süpürüyor. Her zaman toz. Ve dışarıdan şu an bakın biz bir dışarıdayız. Üstümüze yapışan tozlar hiçbir ev hanımı da çamaşırları çırparak çırptıktan sonra çamaşır makinesinin içine atmıyor. Herkes eve gidiyor, çıkartıyor doğru çamaşır makinesinin içine. Herkes çamaşır makinesinin içine çıkartıp attığı için çamaşır makinesinden alıp istediği kadar yıkansın, tozlar, ıslah, suyu görünce ne yapıyor? Yapışıyor. Yapışıyor. Biz buradan çamaşır makinesinden alıp direkt kurutma makinesine attığımız zaman ve şuradaki filtreler olsun değerli takipçiler. Bunlar adeta şöyle de gösterebilirim ben sizlere. Değerli takipçiler, bazı filtreler falan var. Bunlar o kadar toz, toprak topluyor ki aklınız durur. YouTube kanalımıza kurutma makinesi temizliği diye videomuzu atacağız ama bak... Hatta bu videoyu ilk kurutmadan sonra montajda fonda gösterebiliriz. Evet. İlk hani çıkan tüyleri. İlk çıkan tüyleri. Yani bu ne yapıyor değerli takipçiler? Çamaşırı çıkarttıktan sonra kuruturken dönerek, çarparak, şap şap sağa sola şöyle dengesiz hareketler bir yaparak içerideki tozu, toprağı topluyor. Siz içeriden alıp dışarıya koymak durumunda kalıyorsunuz. Kurutma makinesiyle ilgili duyduğum bir eleştiri vardı, çamaşırları çok yıpratıyor diye. Evet. Onu da araştırdım. Verdiğiniz seçenek önemli. Aynı çamaşır cinslerini atmanız önemli. Zaten bir tişörtü en fazla 2 yıl, bilemediniz 3 yıl giyiyoruz. Yani ömrünü kısaltmayacağını da öğrenmiş olduk. Tabii deneyeceğiz. Yorumları da mutlaka söyleyeceğiz size. Aklınıza takılan yerleri mutlaka söyleyin. Elimizden geldiği kadar yorumlara açık bir firmayız. Türkiye'nin ilk ve tek etkili servisi olmaktan gurur duyuyoruz. Amacımız, hedefimiz sadece bildiğimiz doğru bilgileri paylaşmak. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır diyoruz. Başka bir şey biliyor musun Ebru? Takibiniz için teşekkür ederiz. Videoyu hemen kapatmayın çünkü bu videonun montajına evdeki çamaşırların ya şu benim büyük bir baksırım falan var ya, atletli bir kaplı pijamaları. Onları falan bir atalım. Ya şunu çeker misin? Çok gülüyor hemen. Çamaşırları göstermeyeceğiz ama ilk çıkan o tozu mutlaka göstereceğim size. Bence ilk, hani o kadar da toplanacağını tahmin etmiyorum da 2-3 ayda falan belki anca toplanır da. Yok, zannetmiyorum. O zaman hoşça kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Değerli takipçiler, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ebru gel. Gördüğün gibi gel. Aman sosyal mesafeyi şöyle kollayalım. Okay. Abi sen de şöyle gel. Fazla yakınlaşmayalım. Değerli takipçiler, ne diyoruz? Arçelik demek? Yenilik demek. Ha, reklam mı yapıyoruz? Hayatta ben kendim manyağım arkadaşım. Davulsun öyle, millet gelin damat alır. Aşkım belki kızdı lan dedi. Beni alırken böyle aldın mı Ebru ben seni? Aynen almadın. Ve zoruna da gitti beni babamın evinden böyle al dedi. Değerli takipçiler, ne bayinin ne de iki tane karakterli Arçelik yetkili servisi temsil eden arkadaşlar geldi. Bizim gerizekalılığımız yüzden biz gri mi alacaktık? Yani renk yanlış olmuş. Renk yanlış olmuş bizim hatamızdan bir dolayı. Orada bir şey vardı, en son griye karar vermiştik ama. Sus bir dakika, Arçelik ne dedi biliyor musun? Lan kardeşim benim dedi, kardeşim sen hiç canını sıkma dedi. Bunu götürürüz, yeter ki sizin isteğiniz olsun. Halbuki yalan. Eğer eşimin istediği olmasın var ya, bana dar geldi sana, Ankara yapardı beni. Allah razı olsun, getirdiler kurdular, çok hevesliyiz. Yani 25 seneden beri para altın biriktirerek anca alabildik. Tabii işin şakası bu değerli takipçiler. Şimdi arkadaşlarımız bunu götürüp depoda ellerine mutlaka vardır, bizi bekleteceklerini tanımıyorum. Zaten her zaman dediğim gibi Arçelik özellikle Beko, çünkü müşterisine sevgisi saygısı olan firma. Ha, bazıları diyecek ki
Vırttır zırttır beni ilgilendirmez. 1990'da arçelikte gözümü açtım. Eşim sen kaç seneden beri açtın? 99. 99'da da eşimizle böyle gözümüzü fal taşı gibi açtığımız için herkes karısını, çoluğunu, çocuğunu sever. Ben karımı, çoluğumu, çocuğumu, bir de mağaza millet arabasını sever. Biz de bu markanın güler yüzünü, müşteri hizmetlerini, buradan da Ahmet Geleri'ye de çok selam söylüyorum. Arkadaşların patronu bu. Videodan sonra size 2'er 1000 lira maaş zam yapacak. Ahmet kesinlikle zam istiyoruz. Onun için teşekkür ediyoruz. Vur patlı. Kayıttayız Ebru Usta. Değerli takipçiler hepinize merhaba. Biliyorsunuz da Uzun Hale bir kurutma makinesi getirmiştik. Ama yanlış geldiği için tekrar değişime gitti. Şimdi makinamız dün geldi. Biz ilk kurutmamızı yaptık. Şu anda program bitti. Biliyorsunuz ben bunu toz olayından çok sıkıntı çektiğim için tercih etmiştim. Çamaşırlarımıza bak. İlk çamaşır ve normal beyaz çamaşır. Havlu eline alıp bilirsin istersen Ebuş. İlk beyaz çamaşırlar. Bir de şeyi fark ettim. Normal yıkayıp kuruttuğumda ne kadar yumuşatıcı kullansam da havlularım sert oluyordu. Şu anda yumuşacık ve kesinlikle hiçbir şekilde yumuşatıcı koymadım. Şimdi hep birlikte bir bakalım. Zaten öncelikle şuradan şöyle. Evet. Görünen. Şuralarda kıllar toplanmış. İlk çamaşırlar. Çamaşır. Şuraya şöyle elimi koyuyorum. İnşallah bu birkaç yıkamadan sonra azalır diye tahmin ediyorum. Bunu banyoda mı açalım, burada mı açalım Fatih Bey? Sen bilirsin. En azından çamaşırların üzerine düşmesin. Şurada açalım istersen ya. Mutfak olunca oraya gitmeyelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Ebru bence şey bilgisini verelim mi? Hani ilk çamaşırda bu kadar oluyorsa millet 3 ay, 5 ay, 6 ay hiç temizlemiyor. Evet, bunu her çamaşırda bence temizlenmesi gerekiyor. Eğer sadece bir çamaşırda bu kadar çıktıysa ben birkaç yıkamadan sonra bunu düşünemiyorum. O yüzden her çamaşırdan sonra ben bunu temizleyeceğim. Ve makine daha rahat hava alır. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi buralarda da var. Şurasına da bakalım. Evet. Daha şimdi makinenin acemisi olduğum için kusuruma bakmayın. Ve İlk geldiğinde burası tertemiz, pırıl pırıl. Bak gördün mü? Çamaşırda. Evet, gelen helal. Arkadaşlar tabii ben daha önce kurutma makinesi kullanmadığım için bilmiyorum. Buranın süpürgeyle 6 ayda bir temizlenmesi gerektiğini söylemişler. Ama orayı ezmeden. Ezmeden daha dikkatli. Nasıl buzdolabımızın radyatörünü temizliyoruz, bizim bir videolarımız var ya. Bu kadın bir boya fırçaları var ya. Onlarla olabilir, evet. Böyle yukarıdan aşağı taraklamasına zede zarar vermeden. Yani ben istediğim sonuca ulaşacağımı düşünüyorum. Tabii dediğim gibi birkaç yıkamadan sonra daha çok belirlenir. Teknik olarak ben dediğim gibi yeni kullanmaya başladığım için çok detaylarını bilmiyorum. Ama her kullanımda sizinle bunları paylaşacağım. Ve şu anda ben gerçekten şoktayım. Onları şöyle bir alıp gözümüze doğru şöyle bir kameraya. Şöyle yere dökülmesin de. Dur. Tamam. Bu nedir Ebru? Makinede yıkandı. Yıkanır yıkanmaz yukarıya kurutmaya attık. Ve ilk yıkamada çıkan toz bu. Beyazlardan çıkan. Şimdi birazdan renklileri de yıkayacağım. Renklilerden çıkanı da videomuza montajları. Sonrasında Fatih Bey teknik bilgiye devam eder. Ve şaka maka bir yana hani evde tozlardan müzdarip olanların ya, evet, gerçekten derdine. Ben çok sıkıntılıyım. Onun için hatta yıllar öncesinde robot bile almıştım. Bu biliyorsunuz Rainbow'un robotları var. Onun bir muadilini almıştım ama hala yok edememiştim. Şimdi ikisiyle birlikte bakalım ne olacak. Ben de merakla bekliyorum. Sonuçları da size söyleyeceğim. Ama kim ne derse desin Ebru dedikleri kadar şimdi bu eğer şahsen olmamış olsaydı buradaki toz dışarıya çamaşırlarımı asacaktım balkona. Bu tozun üzerine bir toz daha katlanacaktı ve daha çok toz olacaktı. Kesinlikle doğru.